FDA yani Amerika Gıda ve İlaç Dairesi Pfizer-BioNTech'in koronavirüsüne karşı geliştirdiği aşının ayrıntılı analiz sonucunu dün aktarmıştı. Pfizer firmasının ürettiği aşının %95 etkinliği olduğunu, üstelik aşının son derece koruyucu ve güvenilir olduğuna dair bir açıklama yaptı FDA. Aşının etkinliğinin kontrol edilmesi aşamasında yapılan deneylerde ise yaklaşık 38 bin civarında katılımcı üzerindeki incelemelerde ciddi boyutta bir yan etki bulunmadığını aktardı. Ancak FDA bu aşıya dair son kararı yarın yapılacak toplantıda açıklayacak. Dolayısıyla tüm Amerika Perşembe günü düzenleme kurulu tarafından yapılacak olan onay toplantısına kilitlenmiş durumda. Toplantı kamuoyuna açık olacak ve ayrıca internet üzerinden de canlı yayımlanacak. Yarınki toplantıda Pfizer'den aşı araştırma geliştirme başkanı Katherine Johnson ve aşı araştırmalarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı William Gruber ciddi vakaları ve herhangi bir güvenlik riskini tartışmaları bekleniyor. Bakalım yarın Amerika'da aşıyı onaylayacak gibi duruyor. Tabii biz aşıyı onaylamasını beklerken Amerika'nın 3. ülke olarak onaylamasını beklerken biraz önce Kanada, İngiltere ve Bahreyn'den sonra 3. ülke olarak Pfizer-BioNTech'in ortak geliştirdiği koronavirüs aşısını onayladığını açıkladı. Kanada Federal Sağlık Bakanlığı COVID-19 için Pfizer-BioNTech aşısının Kanada'da kullanım için güvenlik ve etkinlik kalite gereksinimlerini karşıladığını aktardı. Kanada'nın aldığı bu karar İngiltere'nin aşıyı onaylamasından bir hafta sonra geldi. Ayrıca Kanada'nın Halk Sağlığı Müdürü Yardımcısı Dr. Howard No, bugün yaptığı basın açıklamasında 2 dozluk Pfizer aşısının 249 bin dozunun yıl sonuna kadar hazır olacağını söyledi. İlk aşılamanın öncelikle bakım evi sakinleri ve orada çalışan personel için yapılmasını planladıklarını bildirdi. Ayrıca No konuşmasında 2021'in ilk 3 ayında 6 milyon dozun ellerine ulaşacağına yer verdi. Görünen o ki önümüzdeki günlerde seri bir şekilde diğer ülkelerden de sürpriz aşı onayı gelecek gibi duruyor. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.